Enerji Dijitalleşme Derneği tarafından hazırlanan elektrik sektöründe dijital ve yenilikçi yaklaşımlar webinarına hoş geldiniz. Tüm dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler elbette enerji sektöründe de dinamik ve yenilikçi olmayı gerektiriyor. Bu anlamda sektörde neler yapılıyor sektör uzmanlarından bugün birlikte dinleyeceğiz. Bugün 5 değerli konuşmacılarımız bizlerle birlikte olacak. Öncelikle sizlere onları tanıtmak istiyorum. Sapaş Enerji Uygulama Geliştirme Müdürümüz Selin Ülper Aydın. Enerjisa Bilgi Sistemleri ve İş Uygulamaları Grup Müdürü Hilal Esen Sezer, Gediz Elektrik Dağıtım Teknoloji ve Arge Müdürü Çağdaş Akarsu, Smart Pulse CEO'su Önder Akar. Çok yoğun ve hızlı bir sektörün içinde en önemli dijitalleşme olması kaçınılmaz. Eminiz ki şirketleriniz için bu konuya yoğunlaşmışsınızdır. Biz de sizden detayları dinlemek istiyoruz. İlk sorum perakende ve dağıtım şirketlerine yöneltmek istiyorum. Dijitalleşme stratejileriniz nelerdir? Mevcutta dijitalleşme adına yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? İlk sorum için Selin Hanım sizden başlayabiliriz. Merhaba, öncelikle herkes hoş geldi. Umarım güzel bir etkinlik olur hepimiz için. Dijital stratejiler artık hayatımızın çok ciddi bir odak noktası ve dijital stratejilerimiz bir yandan da iş stratejilerimiz haline geliyor. Biz dijital kanallarda yaptığımız, dijital tarafta yaptığımız değişikliklerin hepsine bir zorunluluk olarak bakıyoruz. Bu artık bir seçimden öte hepimiz için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Teknolojinin ivmesine yetişmek tabii ki hiçbirimiz için hiç kolay değil. Ama elimizden geldiğince global çözümleri, yerel çözümleri takip ediyor ve bunlarla ilgili bizim için önemli olan uygulamalarımıza destek verebilecek, süreçlerimize destek verecek uygulamaları mutlaka süreçlerimize dahil etmeye çalışıyoruz. Ana sistemlerimiz var ama bunlara destek verecek niş ürünler de mevcut. Özellikle elektrik piyasasında, elektrik sektöründe kullanılan ürünleri takip ediyor ve bunları sistemlerimize dahil ediyoruz. Sepaş Enerji olarak dijital stratejimiz öncelikli olarak tabii ki verimliliği artırmak üzerine. Bizim için verimlilik çok önemli. Tabii ki verimliliğin yanında bunları yaparken de kaynakları doğru bir şekilde kullanmaya ve kaynaklarımızı her zaman artırırken doğru zamanda artırmaya önem veriyoruz. Bizim için bir işin verimli olması tabii ki işletmemizde kullanılan proseslerde en hızlı şekilde yol almak ve böylelikle bir değer yaratmak üzerine kurulu. Biliyorsunuz 7/24 hizmet veren bir sektörün içerisindeyiz ve sektör dinamikleri gereği hiç durmadan müşterilerimizin, abonelerimizin hayatlarına dahil oluyoruz. Ve bu süreçlerde de onların hayatını kolaylaştırmak önemli bir parametre bizler için. Bu yüzden de hem onlara hizmet verdiğimiz kanalları artırıyor hem de bu kanallardaki fonksiyonları artırmaya çalışıyoruz. Şu an Sepaş Enerji olarak çağrı merkezimizde, online işlemler kanalımızda ve mobil uygulamamızda müşterilerimize 7/24 hizmet veriyoruz. Ve bu hizmetler müşterilerimizin müşteri hizmetleri merkezlerimize gelmeden de birçok fonksiyonları gerçekleştirmek üzerine kurulu. Hizmet verdiğimiz kanallarda hizmetin yanında müşterilerimizin memnuniyetini de sürekli ölçümlemeye dayalı bir çalışma anlayışımız var. Müşterilerimizin bakışını segmente ederek onlar hakkında bir davranışsal segmentasyon yaratıyoruz. Tabii ki bir diğer boyutumuzda işletmelerimizdeki bu operasyonların dışında bir diğer boyutumuzda enerji yönetimi kısmı, enerji ticareti kısmı. Portföy tüketimlerin anlık olarak takip edilmesi ve yazılımsal olarak tahminlerin sürekli revize edilmesi bizim için çok kıymetli. Gün öncesi piyasasında yapılan işlemler sonucuna göre gün içi piyasasında anlık alım satım işlemleri yapmak dengesizlik maliyetlerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir. Bunların bu fonksiyonların hepsi bize bir de veri sağlıyor ve bu bizim için verinin kullanımı kullandığımız tüm uygulamalardan daha da önemli bir boyut kazanmış durumda. Bizim için kullandığımız uygulamaların paralelinde onun bize sağladığı veri bunların anlamlı hale gelmesi ve onlardan da bir değer yaratmak önemli amacımız. Bizde işler bu şekilde yürüyor. Hilal Hanım, size sözü vermek istiyorum. Enerjisa tarafında süreci nasıl devam ettiriyorsunuz? Sizden dinleyelim. Tabii, teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Keyifli bir etkinlik olmasını diliyorum ben de. Şimdi enerjisi olarak baktığımızda biz 14 ilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 20 milyon müşterimiz var. 20 milyon kişiye elektrik sağlıyoruz diye düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden birisi enerjisi müşterisi oluyor. Ve elektrik sektörü çalışanları olarak hani hepimiz aynı durumdayız. Hayatın çok içindeyiz ve genelde de hani işimizi iyi yaptığımız zaman çok akla gelmiyoruz ama ne zaman bir sıkıntı olsa hemen akla geliyoruz, odağa geliyoruz. Bu işimizin hani doğası, o yüzden bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz diyebilirim. Ve enerji sektöründe dediğim gibi hani müşteri dediğimiz aslında herkes oluyor. Yani fabrikalar, işte hastaneler, okullar, meskenler, stadyumlar, hani artırabiliriz eczaneler vesaire. Bunların hepsi aslında elektrik sektörü müşterisi. Şimdi bu kadar farklı profil iki temel beklentisi
garantide birleşiyor diye düşünüyoruz biz. Bir tanesi kesintisiz elektrik, ikincisi de enerjiye uygun fiyata ulaşabilmek diye özetleyebiliriz. Şimdi kesintisiz elektrik dediğimizde hani elektrikler hiç kesilmesin hepimizin arzusu. Çünkü hayatın çok içerisinde işte fabrikada üretim durabilir. Çok basitçe işte mahalle bakkalında hani ürünler bozulabilir vesaire. Ama Türkiye'deki altyapının durumunu da düşündüğümüz zaman hani %100 kesintisiz elektrik sağlamak mümkün değil. Çünkü hatların zaten büyük bir kısmı havai hat olduğu için yani hiçbir şey olmasa, yağmur yağsa, kar yağsa kesinti olabiliyor. Bu yüzden de biz hani buraya odaklanarak aslında şöyle bakıyoruz. Planlı bakımlarla biz arızaları önleyebiliriz ya da azaltabiliriz. Buralarda hani konvansiyonel sistemlerin yanında görüntü işleme teknolojisi gibi teknolojilerden faydalanıyoruz. İşte sahadan aldığımız görüntüleri işliyoruz ve oralarda potansiyel arıza yerlerini tespit edip direkt iş emri üretiyoruz saha ekiplerine. Oralara yönlendiriyoruz ekiplerimizi. Yine bir hani arızayı önlemek mümkün değil dedik ama hızlı çözmek mümkün. Dolayısıyla bir arıza oluştuğu zaman hani IoT sistemleriyle bunu destekleyerek arızanın aslında temelde nerede oluştuğunu tespit edip direkt yine oralara hani sahada arızanın kök yerinin bulunmasındansa bunu merkezde tespit edip direkt nokta atışı ilgili ekipleri yönlendirmek şeklinde hani siz güçlendirdik diyebilirim. Ve yine hani bir arıza yaşandığı zaman aslında müşteriler biraz bu anlamda bizi anlıyorlar. Yani arıza olduğunda tabii ki olabilir ama ne zaman geleceğini bilmek istiyor ve net bilgi almak istiyor. Buralarda da hani müşteriye ön yüz olan işte çağrı merkezi gibi, müşteri hizmet merkezleri gibi sistemlerin ya da online hizmet kanalları, mobil uygulama gibi kanalların saha gerçekliğini hani anlık olarak müşteriye yansıtabilmesi için de hani hızlı ve tam entegre sistemler kurmaya özen gösterdik. Bunları kesintisiz elektrik başlığı altında söyleyebilirim. Enerjiye uygun fiyatla ulaşabilmek de hani önemli demiştim. İkinci beklenti de bu demiştim. Şimdi bunun da alt katmanları var. Bunlardan bir tanesi işte her müşterinin de aslında gerçekliği farklı. Mesela fabrikalar gibi sanayi müşterilerinin fiyat hassasiyeti çok yüksek. Onlar değişken enerji maliyetlerinden çok hızlı etkilenebiliyorlar. Ve oralarda daha böyle hani iyi bir enerji maliyet yönetimi, daha kendilerine özgü tarzı işi çözümler beklentisi içerisinde oluyorlar. Biz de bunu sağlayabilmek için ve onları uçtan uca yani enerjinin alımından işte satış teklifine dönüştürülmesi ve ondan sonra faturalandırılmasına kadar uçtan uca kesintisiz olarak bu zinciri devam ettirebilecek sistemlerle destekliyoruz. Yani hem iş birimlerimizi dolayısıyla da müşterilerimizi aslında böyle desteklemiş oluyoruz. Bunu söyleyebilirim. Yine enerji maliyetlerine bakacak olursak şimdi Türkiye'de tabii birazcık daha aslında farklı yönetiliyor. Avrupa'da çok çok daha şu anda zorlu durumlar var ama günün sonunda enerji maliyeti yönetimi de başlı başına bir iş. Ve bu, biz burada enerjinin arzında hani sıkıntı yaşamamak üzerine kafa yoruyoruz. Ve orada yine hani kendi geliştirdiğimiz tarzı işi ETRM uygulamalarımız var. Bunları söyleyebilirim. Bir de bireysel olarak baktığımızda ve globaldeki hani trendlere de baktığımızda şu var. Hani artık bireyler dahi yenilenebilir enerji kaynaklarına hani yönelmiş durumdalar. Yani sürdürülebilir çözüm arayışı içerisindeler. Güneş enerji santralleri normalde işte büyük sanayilerde belki duymuşsunuz işte biz Galatasaray Stadyumu'na hani büyük bir güneş enerjisi santrali kuyurduk. İşte OSB'lere kuruyoruz. Hani bunlar gündemde ama bununla birlikte aslında bireyler de böyle bir kendi enerjimi kendim üreteyim arayışı içerisindeler. Hani bunlara da kafa yorarak bunları destekleyecek sistemler yani orada üretilmiş enerjinin takibi, bunun şebekeye verilmesi, faturalandırılması gibi hani bunları da destekleyecek sistemlere kafa yoruyoruz. Bunu söyleyebilirim. Buralarda dağıtık üretim çözümlerinin hani Türkiye'de ve globalde de hani gelişmesine bakacak olursak daha da fazla yatırım yapmak hani sektör açısından da konuşacak olursam gerekecek ve hani bizim gibi diğer şirketler de bu işe kafa yoruyorlar diye düşünüyorum. Ve biz hani bütün dijitalleşme yolculuğu anlamında baktığımız zaman hani dijitalleşme yolculuğumuzu aslında bu gerçeklerin etrafında şekillendirdik. Yani iki temel beklenti bunları çevreleyen ikincil beklentiler gibi düşünebiliriz. Ve hem arka planda çalışan sistemlerimizi hem müşteriyle etkileşim halindeyken kullandığımız sistemleri yenilikçi
olmaları, güçlü olmaları, iyi entegre olmaları, yeni teknolojileri barındırmaları açısından şekillendiriyoruz ve destekliyoruz. Ve biz 2020 yılında bir dijitalleşme modeli hayata geçirdik. Bunun patentini de aldık. Ve bu dijitalleşme modelimizle aslında bütün buradaki işleri yönetiyoruz. Yani 5 yıllık yol haritaları oluşturuyoruz. Projeksiyonla yapmak istediğimiz işleri o 5 yıllık yol haritaları içerisinde sürekli de bu devam eden bu yıldan baktığımda 5 yıl sonrasına kadar plan yaptığım dijitalleşme yol haritaları oluşturuyorum. Ve bütün teknoloji implementasyon planlarımı da aslında hani projeler ya da ufak değişiklikler bu dijitalleşme yol haritasına uygun olacak şekilde ilerletiyorum. Mevcut teknolojileri dediğim gibi hani kullanırken yeni teknolojileri de uygun yerlere yerleştirerek de masifimizi böylelikle geliştiriyoruz. Yol haritasını da yaşatarak diyeyim aslında bunun sürekliliğini sağlamış oluyoruz. Teşekkür ederiz Hilal Hanım. Çağdaş Bey, bu konuda sizin de yorumlarınızı alabilir miyiz? Hani öncelikle bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim. Ben aslında burada hani Aydem Enerji olarak hem GDZ hem ADM iki dağıtım bölgesindeki genel faaliyetlerden bahsediyor olayım. Hilal Hanım ya da Selin Hanım'ın bahsettiği konularla birçok noktada benzerlikler gösteren süreçler var. Burada öncelikle bizler de kendi özelimizde Hilal Hanım'ın belirttiği gibi 5 hatta 7 yıllık yol planlarında dijitalleşme dediğimiz süreçlerde hem mevzuattan kaynaklı olabilecek hem hani verimliliği artırıcı noktada yol haritalarını, stratejik planlamaları yapıyoruz. Bunlara bağlı yıllara sari bütçe planlamalarını da yapmanız gerekiyor. Hem IT hem OT sistemleri adına bu planlar üzerinden aslında temel yapı ikiye ayırmak gerekiyor bence. Ben biraz daha dağıtım sektörü olduğundan detay paylaşmak istiyorum. Burada yol haritaları belirlenirken hem IT hem OT tarafında ayrı planlamalar yapılıyor. Ve bu yapılan planlamaların aslında konu başlıkları bazı noktalarda ARGE seviyesinde, bazı noktalarda da olgunlaşmaya göre aslında yatırım planlamalarında devreye alınabilir noktada. Şimdi burada öncelikle çalışma alanlarının hani ARGE'sel nitelikte olan yeni konular ya da olgunlaşma seviyesinde biraz daha yatırımsal realiteye döndüğü başlıklar olarak ayrıştırılması önemli. Özellikle burada PDK tarafında ciddi şekilde ARGE bütçelerinin teşvik edildiği bir dünyada ciddi bir uygulama sahası mümkün. Şimdi buralarda aslında biraz dijitalleşme yol haritalarından da hareketle ana konu başlıkları özelinde oluşturulmuş çalışma alanları var. Şimdi burada öncelikle veri analitiği konusu çok ciddi önemli. Şirketlerdeki operasyonel verilerin yoğunlaşmasından kaynaklı. Burada veri tahminlemesinde aslında dağıtım şirketlerinden yine örnekle gidecek olursak talep tahmini sistemlerinden piyasa operasyonları ile ilgili çok yoğun çalışmaların yapıldığı süreçler var. Bunun dışında sahadaki takip sistemlerimiz olan işte SCADA sistemleri, müşteri hizmetleriyle ilişkili olabilen çağrı merkezi ve benzeri operasyonlar, şebeke işletme ile alakalı konu başlıklarında hem şebeke üzerinden hem de operasyonel verilerden oluşmuş ciddi bir veri setinin işlenmesiyle oldukça verimlilik sağlayıcı karar destek sistemleriyle ilgili yoğun çalışmalar devam ediyor günümüzde. Yine burada aslında veri analitiğinin bir başka konu olarak ifade edebileceğimiz görüntü işleme konuları oldukça yoğun. Özellikle şebeke operasyonlarında artan drone kullanımları, bunların sağladığı verimliliklerden hareketle buradaki sağdan toplanan görsellerin işte bakım ve benzeri yoğun sağ operasyonlarında ciddi şekilde dahiliyeti ve kullanımı bugünlerde devrede. Her zaman gündemimizde olan diğer konulardan biri akıllı şebeke aslında. Buradaki dijitalleşme çok önemli bir konu. İşte biliyorsunuz burada akıllı sayaçlar, enerji akışının anlık izlenebilmesi, uzaktan müdahale edilebilmesi gibi birçok konu dağıtım şirketlerinin her zaman gündemindeydi ve bu noktada hem ARGE odağında hem yatırım odağında daha da fazla yatırım imkanları artıyor. Özellikle işte sayaçlar üzerinde akıllı sayaç yapıları, malumunuz devam eden bir milli akıllı sayaç projesinin çıktısı olan bir takım regülatif yapılarla aslında dünya bütün sayaçların uzaktan yönetilip takip edilebildiği bir yapıya doğru evriliyor. Ve bunlarla ilgili dağıtım şirketlerinin çok ciddi çalışmaları yapması gündemde. Yine biraz önce aslında özetle bahsedildi yenilenebilir enerji kaynakları, dağıtık üretim kaynakları diyebileceğimiz aslında içinde elektrik şarj istasyonlarının da dahil olabileceği şebekeye etki edebilen hem tüketimini hatta geri yani vehicle to grid'e geri de besleme yapabilen, çift taraflı çalışabilen yapılar ve bunların hem uzaktan izlenip kontrol edilmesi, bunların dijitalleştirilmesi ve bunların aslında yönetilebilmesiyle ilgili dağıtım şirketlerinin özelinde ciddi bir gereksinim taleple birlikte artmaya başladı. Ve bunların önümüzdeki dönemde ölçeklenebilir bir yapıda
şebeke üzerine yönetilmesi için kaynakların yönetimi, bunların bağlantı görüşlerinin dijital ortamlarda verilebilmesi, bunların buradan raporlanabilmesi gibi hem sağ tarafı hem de aslında merkezde IT odaklı konuları içeren birçok başlık var. Ben biraz üst başlıklar üzerinden gitmeye çalışıyorum ilk girişte. Bunun dışında yine müşteri hizmetleri konusu dijitalleşmenin ana gündemlerinden birisi. Burada işte çevrimiçi platformlar aracılığıyla müşterilerin kendi self-service işlemlerini yapabilmeleri, tüketim analizleri ya da hizmet taleplerini farklı kanallardan, alternatif kanallardan iletebilmeleri gibi birçok dijital kanal, işte WhatsApp, chatbot gibi imkanlar ve bunları aslında arkada destekleyen RPA, robotik proses çözümleri yoğun şekilde kullanımda. Bunun dışında tüketicilerin özellikle enerji tüketimi farkındalığı ya da talep esnekliği gibi konular var. Bu hem büyük veri hem de aslında bir takım mobil ve benzeri platformların geliştirilmesiyle ilgili ciddi dijitalleşme gereksinimi olan süreçler ve buralarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Enerji verimliliği ve yine bahsettiğim gibi yenilenebilir enerjinin entegrasyonu konusu dijitalleşmedeki önemli konulardan biri. Burada enerji tüketiminin daha etkin bir şekilde yönetilmesiyle ilgili akıllı sistemler, bunların enerji tasarrufuyla ilgili izlenebilirliği ve bunlar üzerinden bir takım tasarruf yapılarının sunulabildiği IoT donanımları ve bunların bağlantısı olan yazılımlar çok ciddi şekilde bugünlerde uygulamada ve bunlara bağlı aslında bir takım yapay zeka destekli çalışmalarda hem Ar-Ge seviyesinde hem yatırım seviyesinde devam ediyor. Yine önemli gündemlerden biri aslında kısmen bahsedildi. Bakım onarım ve aslında İSG süreçleri. Burada şimdi bakım onarım tarafı dağıtım şirketleri üzerinde çok ciddi bütçelerin ayrıldığı bir konu ve buranın optimize edilmesi için ekipmanların sağlık endekslerinin takip edilmesiyle ilgili işte büyük veri tabanlı projeler, iş önceliklendirme yapıları gibi bakım karar destek sistemleri, kestirmeci bakım ve sağ kontrollerini optimize edecek birçok farklı proje sağı daha optimal yönetme adına şu anda uygulanıyor. Bunun dışında yine görüntü işlemeyle alakalı sepetli araç ve benzeri donanımlar üzerinden görsellerin işlenmesi, sağdan toplanan görsellerin otonom bir yapı üzerinden bakım süreçlerinde kullanılması gibi konular var. Bunun bir uzantısı olan bir konu da aslında yine İSG konusu. Özellikle bu görüntü işleme konularının sağdaki İSG süreçlerindeki kontrol mekanizmalarını dijital ve otonom bir hale getirme anlamında çok ciddi bir katkısı var. Yine bunun dışında yine dağıtım şirketlerindeki ana konular üzerinden ben biraz daha odakladığımda işte sağdaki yatırım, yapım işleri ve benzeri konularda özellikle coğrafi bilgi sistemleri üzerine tasarlanmış ve birçok dağıtım şirketinin aslında ana konusu olan biliyorsun coğrafi bilgi sistemlerinde verinin hem güncel olması hem geniş bir spektrumda toplanabilmesi. Buradaki yapıları destekleyecek özellikle coğrafi bilgi sistemleri üzerinde dijitalleşmeyi sağlayıcı hak ediş süreçleri veya bunların uçtan uca veri girişlerini anlık doğru şekilde yapabilecek bir takım dijitalleşme çalışmaları ile ilgili projeler devam ettiriliyor ki bunlarla birlikte aslında CBS tarafındaki otonom, doğru ve tamamen dijitale aktarılmış aslında dijital ikiz diyebileceğimiz farklı konularla ilgili süreçler devam etmekte. Yine önemli konularımızdan biri aslında bizim aslında iş ortağımız olarak değil, TİH ile alakalı konular. Bildiğiniz üzere dağıtım şirketleri hem perakende tarafıyla hem iletim tarafıyla yoğun iş teknik koordinasyonda özellikle TİH sistemleriyle ilgili dağıtım şirketlerinin yaşadığı bir takım reaktif ve benzeri konuların simüle edildiği, oradaki bir takım değişkenlik dağıtım şirketleri tarafından modellenebilmesiyle ilgili bir takım yönetsel çalışmalarla ilgili de bir takım platformlar oldukça gündemde bu süreçte. Bunu ifade edebilirim. Bunlar dışında birazcık daha hani işin aslında regülatif tarafına döndüğümüz zaman bunların çok noktada bizlere getirdiği farklı projeler, dijitalleşmeyi tetikleyici birçok farklı projeler var. Burada siber güvenlik çok önemli bir konu. Burayla ilgili mevzuatlar çıkıyor. Bunlara uyumlulukla alakalı çok fazla konu başlıkları gündemde. Yine finansal süreçlerle alakalı işte konsolide raporlama, nakit akış yönetimleri buralarda hem ERP sistemlerinde ya da bunlar üzerine bir takım robotik proses yapılarının kurulmasıyla aslında finans malzeme satın alma gibi süreçlerin uçtan uca dijitalleşmesiyle ilgili çalışmalar odakta şu anda. Son olarak da şunu ifade edebilirim. Malumunuz bugünlerde elektrik tüketiminin ya da talebinin çok yoğun olduğu bir noktada birçok bağlantısallıkla ilgili talepler yoğun olarak artmış durumda. Özellikle burada işte lisanssızların süreçleri, bunların proje takipleri, dağıtım şirketlerinin bağlantı anlaşmalarıyla ilgili dağıtım bağlantıları ya da proje takip sistemleriyle ilgili yine merkezde dijitalleşmeyi sağlayıcı projeler yoğun şekilde devam ediyor diye özetleyebilirim. Hani önemli olarak benim burada
ifade etmek istediğim konu, bu başladığımız birçok konu başlığının olgunlaşmasına göre belli noktalarda Ar-Ge'de, belli noktalarda da yatırım tarafında farklı seviyelerde çalışmalar yapılmakta. Yine dijitalleşmenin önemli bir konusu aslında yerli ve milli yazılım konuları. Burada biliyorum EPDK vesilesiyle özellikle mevcut kullanımda olan yabancı kaynaklı çözümlerin daha iyileştirilmiş, daha dijital fonksiyonlarının artırılabildiği bir noktada dağıtım şirketlerinin ana fonksiyonu olan işte iş gücü yönetimi, kesinti yönetimi gibi birçok sistemde yerleştirilmiş ve daha da dijitalleşme fonksiyonlarının artırıldığı yeni projeler ile o tarafta da ciddi bir inisiyatif başlatılmış durumda. Özellikle yerleştirme burada dijitalleşme süreçlerinin altında önemli bir beklenti olarak masada, dağıtım şirketlerinin özellikle ana gündeminde olarak ifade edebilirim. Hani ben biraz daha süreç ve bunların altında getirdiği dijitalleşme ile ilgili gereksinimleri özetlemeye çalıştım diyeyim. Teşekkür ederim bizlere bu şansı tanıdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Benim merak ettiğim bir diğer konu da son yıllarda kullandığınız hangi uygulamalar dijitalleşmeyi olumlu etkiledi? Bir de sizce bu uygulamalar üzerinde nasıl bir değişiklik olsa yapılan işlemler daha ivme kazanmış olur? Hilal Hanım, buna ilk sizinle başlayabiliriz bence. Tabii başlayalım. Şimdi bu soruyu düşünürken şöyle bir baktım. Enerji sektörü böyle dışarıdan bakıldığında aslında çok konvansiyonel görünüyor. Hani böyle çok temel sistemlerle sanki buradaki iş çevrilebilir, yürütülebilirmiş gibi görünüyor. Hatta benim iş dışındaki çevremle olan sohbetlerimizde de mesela evet, bizim bu teknoloji odağımız ya da dijitalleşme odağımızdan söz ederken genelde şaşırıyorlar yeni teknolojileri bu derece kullanıyor olmamıza. Ama bakıldığında bence bütün sektördeki hani profesyoneller de benzer düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Bu sektör yani hem müşteri bazı anlamında hem sayısı hem yapılan işin çeşitliliği, baktığınızda sektörün bu kadar değişken olması ve hareketli olması nedeniyle hakikaten dijitalleşmeye çok ihtiyaç duyan bir sektör. Ve dijitalleşme olmadan da buradaki bu büyüklüğe ve hıza ayak uydurmak mümkün değil diye düşünüyorum ve bunu sürdürmek de mümkün değil diye düşünüyorum. Bununla birlikte tabii ki konvansiyonel sistemler bizim hani olmazsa olmazımız. Yani SAP sistemi olması lazım, iş akışı sistemleri, doküman yönetim sistemleri gibi, çağrı merkezi gibi, çağdaş ve mevcut işte SCADA'lar, OT'ler, bunlar hani işimizin temeli. Bunlar olmadan elbette ki işimizi yürütemeyiz. Ama bunlar hani artık yeterli değil. O yüzden de yeni teknolojileri de muhakkak uygun olan yere akıllıca bir şekilde uygulamak ve kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Blockchain teknolojisi örneğin hani yapay zeka, sayabileceklerim neler diye düşündüğümde yapay zeka, makine öğrenmesi, konuşma analitiği hani speech analytics, RPA biz de çok kullanıyoruz, robotik süreç otomasyonu, görüntü işleme teknolojileri, bunları Çağdaş Bey çok güzel özetledi. Hani o ve de benzer dinamikleri olduğu için bizde de çok benzer yerlerde aslında bunlar yer buluyorlar. Uygun yerlerde mutlaka bunları kullanıyoruz. Hem işimizi hızlandırıyor, hem bunlar bize bir anlamda kaldıraç etkisi gösteriyorlar ve farklı açılardan da iyileşme alanları da gösterebiliyorlar bu tür teknolojiler. Bunu belirtmek isterim. Hani farklı belki bir örnek olarak söyleyecek olursam, bizim dağıtım çağrı merkezimizde örneğin biz konuşma analitiğini kullanıyoruz ve arayan kişinin söylediği kelimeler üzerinden belli hani anahtar kelimelerle onları dinliyor ve işte tehlikeli, yangın var gibi böyle ifadeler varsa çok hızlı saha ekiplerine bir bilgilendirme yapılıyor. Hani orada çağrıyı anladım, konuyu kapattığımı beklemeden aslında otomatik böyle bir bilgi düşüyor saha ekiplerine. Hani burada mesela bunun katma değeri tartışılmaz. Yani hani finansal bir katma değer tartışmaya gerek yok insan hayatı söz konusu olduğunda. Bizim hani işimizin böyle de bir tarafı ve ağırlıklı bu tarafı olduğu için hani buralarda kullanmak çok değerli bu yeni teknolojileri diye düşünüyorum. Farklı bir örnek yine söyleyecek olursam, sayaç fotoğrafı üzerinden biz otomatik fatura yapmak üzere bir geliştirme yapmıştık. Görüntü işleme teknolojisini kullandığımız. RPA'yı pek çok yerde kullanıyoruz. Fatura itirazlarına dönüş yapılması, onların ele alınması gibi yerlerde, müşteri cevap yazıları, talepler gibi yerlerde kullanıyoruz. Şimdi bunlar aslında işimizin hani bütünlüğü içerisinde kullandığımız yerler. Ben dijitalleşme perspektifinden de hani başka ne faktörler bizi etkiledi diye düşündüğümde hani iki temel faktör geldi aklıma. Bir tanesi bence pandemi. O hakikaten çok değiştirici, dönüştürücü etkisi oldu bizim sektörümüzde de. İkincisi de hani bizim müşterilerimiz aslında
Yani Türkiye vatandaşları diye düşündüğümüz zaman onların teknoloji okuryazarlığının artmış olması da bizim dijitalleşme işimizi kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Hani pandemi ve teknoloji okuryazarlığı ikisi birlikte uzaktan hizmet kanallarına talebi çok artırdı. Yani eskiden böyle faturayı dahi yüz yüze ödemek isteyen müşterilerimiz şimdi abonelik, tahliye, fatura ödemesi, satış teklifi alınması bunları hani mümkünse mobil uygulama üzerinden yani web browser'dan bile değil mobil uygulama üzerinden yapabilmek istiyorlar. Bu da hem müşterilerimizin hayatını bence kolaylaştırıyor. Teknoloji sağlayıcılar olarak bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Talebe karşılık vermek çünkü bence çok daha kolay. Bir de hani şey sorunuz vardı hani hangi uygulamalarda değişiklik olsa aslında dijitalleşme açısından güzel olur. Ben cloud konusunu hani düşünüyorum burada. Biraz Türkiye'de bu konuda gerideyiz. Elbette ki son yıllarda hani güzel adımlar atıyoruz. Değişiklikler oldu mevzuatsal, hani uygulamalarda değişiklikler oldu. İşte bu büyük cloud hizmet sağlayıcıların hani Türkiye'ye olan yatırımları, buradaki ilgi alakaları arttı. O anlamda gelişmeler çok güzel ama daha da iyileşmesi lazım. Cloud ortamların bize sağladığı aslında kazanımlardan çok çok daha hızlı ve çok çok daha fazla faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siber güvenlik konusu da aslında hani ivme kazandıran değil ama hep aklımızda tutmamız gereken bir konu olarak yine dijitalleşme konuşuyorsak mutlaka konuşmamız gereken bir konu. Siber güvenlikte de ciddi mesai harcamak, dikkatli olmak hem teknoloji anlamında hem çalışanların bilinçlenmesi ve farkındalığı anlamında da önemli adım atmak gerekiyor diye düşünüyorum bütün sektör çalışanları olarak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çağdaş Bey, siz özetlemişsiniz ama hani tekrar size de yöneltmek istiyorum. Siz de kullandığınız uygulamalardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani aslında kısmen detay vermiştim. Sonrasında Hilal Hanım da biraz daha detaylandırdı. Bahsettiğim gibi bu konuların aslında alt başlıklarına biraz daha inmek belki gerekebilir. Şimdi RPA konusunda yine başlayabiliriz. Mesela bizim tarafta RPA üzerinde biz bayağı detaylı yaklaşık bir yol planı üzerinde 25-30 tane iş bilimlerinin de gereksinimleri ve otomatikleştirmeye bağlı birçok farklı birimin finanstan satın almaya, insan kaynaklarından İSG gibi biraz daha sistemler üzerine dönebilecek konularla ilgili yoğun ve seviyelendirilmiş, sıralamış bir çalışma yapıyoruz. Görüntü işleme konusu oldukça bence burada kritik. Görüntü işleme çünkü bugün sahadaki bakım operasyonlarında yoğun kullanılıyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Sahadaki planlı bakım çalışmalarında yapılan saha ziyaretlerinde, sahada yoğun şekilde dolaşan ekipler birçok görsel alıyorlar sahadaki mevcut envanterlerin görsel kondisyonlarını almak adına ve buralarda alınan görsellerin hedeflenen koşulları sağlayıp sağlamadığı sonradan gözle kontrol edildiği bir dünya var. Özellikle bu görüntü işleme yapılarını devreye aldığınızda merkezdeki toplanmış yüz binlerce görüntüden bahsediyoruz bu arada fotoğraftan. Kontrol edilmesiyle ilgili sistem üzerinden otonom bir teyit yapısı çalıştırılabiliyor ve bu aslında hem insan faktöründeki hata riskini ortadan kaldırıyor. Hem de çok ciddi bir otonom yapı, dijital ve insan hatasını ortadan kaldırabilecek bir yapı devreye getirebiliyor. Yine dronlar üzerinde sahadaki envanterlerin görsel kondisyonları toplanıyor. Bunlarla ilgili arıza tespitleri tamamen otonom yapılar üzerinden tespit edilebiliyor gibi örnekler mevcut. Biz burada özellikle sahadaki şebeke taramasını belirli periyotlarda, belirli kritiklik seviyelerinde, belirli yazılımlar üzerinden görüntü işlemede takip etmeye çalışıyoruz. Yine ekipman sağlık endeksi konusunu şöyle örnek verebilirim. Sahada malumunuz çok geniş bir satıhta çok ciddi farklı tipte envanterler var ve bunları sürekli kontrol etmeniz mümkün değil. Yaptığımız bir yazılım projesi üzerinden aslında sahadaki sistemsel veriler, birçok farklı dış faktör, hava durumu ve benzeri durum kriterlere göre sahadaki ekipmanların sağlık risk indekslerini takip ederek, bu biraz önerisel noktada tabii üretiliyor, nasıl bir bakım planlaması, bazen yatırıma gidebilecek konularla ilgili kestirimci ya da önleyici bir takım aksiyonlar almayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun dışında akıllı şebekeyle alakalı bir örnek paylaşabilirim. Dağıtık üretim kaynaklarının entegrasyonu ve yönetimi çok kritik bir konu. Buralarla ilgili dağıtık üretim kaynaklarının şebekeye getirebileceği yükü yönetmeyle ilgili bir takım aslında ADMS dediğimiz çatı yapıların oluşturduğu işte SCADA DMS'in de devamı olabilen yazılımlar kurgulanıyor ve bu şekilde biz burada sahadaki işte üretim yapılarının bir takım dağıtık üretim kaynaklarımız elektrik şarj istasyonu ileriki dönem yoğunlaştığı senaryoda da bunların şebeke bağlantısızlığını uzaktan takip ettiğimiz kontrol edip aslında gerektiğinde müdahale de edebildiğimiz bir takım
altyapıları uygulamaya alıyoruz peyderpey. Bu birçok dağıtım şirketinde de benzer gündemlerde. Tabii bölgesel demografik yapılara göre öncelikler veya talep yoğunlukları değişebiliyor. Son olarak şunu ifade edebilirim. Özellikle SCADA sistemlerinde veri analitiği tarafı çok kritik. SCADA sistemlerinde biliyorsunuz güvenlik anlamında siber güvenlik de gündem. Ve burada buraların kapalı devre yönetilmesi birçok dağıtımda ana konu. Özellikle burada biriken dataların kendi içindeki raporlamaları, kendi içinde toplanan veriler üzerinden bir takım karar destek sistemlerinin sahayı beslemesi, işte geçici kalıcı fider arızası ve benzeri noktalarda kendi özellikle veri analitik platformlarından projeler üretilmeye devam ediyor. Biraz daha detayda örneklemek gerekirse. Son olarak da şunu söyleyeyim, özellikle akıllı sahaya çapısı çok kritik. İşte burada OSOS sistemleri, bunlarla ilgili yeni gelen yönetmelikler, bunların yeni birçok farklı protokolle haberleşebilmesi, mevcuttaki sahadaki sahaya çapısının akıllı sayaca dönmesi, yani MAS odağındaki yapılarla birlikte buralarla ilgili çok fazla entegrasyonla ilgili çalışmalar geliyor, yapılıyor. Bunun dışında bir de özellikle tüketicilere yönelik olarak yine yönetmelikle de teyit edilen bir mobil uygulama geliştirme konusu var bütün dağıtımlar için. Bu mobil uygulama üzerinden de aslında tüketicilerin hem anlık bir takım bildirimleri alabildikleri ve tüketim anlamında optimizasyonu sağlayacak bir mobil geliştirme akıllı sayaç yapısının hani tüketici tarafına da değen bir uygulama olarak bugün bütün dağıtımlarda aslında başlamış durumda çalışması. Bunun gibi bazı örneklerle hani bunun nasıl realize edildiğini örneklemek mümkün. Teşekkür ederiz. Selin Hanım, bu konuda siz nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Onlardan bahsedebilir misiniz? Sektör benzer, tabii sorunlarımız da benzer. Selin Hanım ve Çağdaş Bey çok güzel özetlediler. Hani belki birkaç ilavem olabilir bununla alakalı olarak. Evet, bu çözümler çok kıymetli. Özellikle bizim regülatif tarafta bazı kısıtlı faktörlerimiz var ve bizi özellikle yurt dışına veri çıkmayla alakalı durduran. Tabii ki yurt içi yapılacak yeni yatırımlar bizim için çok ciddi önem taşıyor. Sebebi de şu, bahsettiğimiz gibi hepimizin çok fazla verisi var. Veri büyüdükçe, sistemler büyüdükçe ihtiyaçlar büyüyor, altyapılar büyüyor ve bunları kendi himayemizde barındırıyor olmak hepimizin aslında ortak sorunu ve uzun vadede yönetilmesi zor bir yere geliyor. Bu yüzden önemli bir nokta bizim için bu çözümler. Bir taraftan baktığımızda da entegrasyon noktalarımız. Evet, biz elimizdeki veriler var ama edinebileceğimiz veriler de var. Dağıtım şirketlerinden, müşterilerimizden ve bazı kamu kurumlarından. Bununla alakalı çalışmalar bizi çok rahatlatacak. Yani doğru veriyi almak, doğruyu hızlı almak ve aldığımız veriyi de doğru yorumlamak için tool'ların olması bizim açımızdan çok kritik. Bir taraftan baktığımızda bazı yapay zeka araçlarının bizi iyi yorumlayan, sektörü iyi bilen ve bize daha çok destek verecek yapay zeka araçları bizim için çok kıymetli. Elimizdeki veriyi yorumlamak, durumları yorumlamak ve bu yorumlara karşı alacağımız adımları belli etmek için bunların desteği sektörümüze çok kıymetli. Bahsettiğim gibi bizim tarafın bir müşteri bacağı var, bir de enerji ticaret bacağı var. Burada yapılacak uygulamalar, anlık verilerin gelmesi, bunların tahminlenmesi de bizim için hayati önem taşıyor. Eminim ki ürün tanıtacak arkadaşlar da, ürün sahibi arkadaşlar da var burada. Onlara detay vereceklerdir. Teşekkür ediyorum. Önder Bey, evet, ürün sahibi yorumunuzu alabilir miyiz burada? Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Genel olarak uzunca bir süredir aslında bir enerji sektöründe, hatta enerji kelimesinin ben çok geniş bir spektrum olduğunu düşünüyorum. Enerji, elektrik, elektriğin içinde farklı faaliyetler, üretim, üretimin kendi içinde farklı teknolojilere sahip santrallerin kendilerine göre bir takım parametreleri, ama ben de inanıyorum ve görüyorum ki perakende ve dağıtım faaliyetleri dijitalleşmeye en çok ihtiyaç duyan ve en yoğun şekilde kullanmak durumunda olan iki faaliyet alanı elektrik sektöründe. Biz Smart Pulse olarak çok kısa ne yapıyoruz? Üç değerli sektörün güzide şirketi burada. Üçüyle de beraber çalışıyoruz. Bundan dolayı da memnuniyetimi bildirmek istiyorum. Biz temelde aslında bahsettiğimiz bu faaliyet alanlarının, tabii burada çok geniş bir faaliyet alanı var. Yani az önce saydığım yeni spektrum içinde bile, perakende ve dağıtım içinde müşterilerle ilgili, yani son tüketicilerle ilgili faaliyetlerin, faturalama faaliyetleri, hak ediş yönetimi, bakım süreçleri vesaire gibi böyle çok geniş bir alan var. Biz bu alanların içinde de aslında ticaret kısmıyla ilgileniyoruz. İşin ticaret otomasyonuyla ilgileniyoruz, öyle diyelim. Fakat bu ticaret otomasyonu yapılabilmesi için de bir takım yan servisler de sunuyoruz. Mesela uzaktan izleme hizmetleri sunuyoruz. Temelde sunduğumuz hizmet, bildiğiniz üzere size az önce bahsettim. Gün öncesi ve gün içi piyasalarında bu bahsettiğimiz dağıtım ve perakende şirketlerinin doğal olarak bir ticari faaliyeti var. Yani
kendi müşterilerine karşı bir ticari faaliyeti var ama kendisinin de müşteri olduğu bir pazar yeri var. Gün öncesi gün içi piyasası dediğimiz, birkaç tane daha piyasanın yönetildiği bir organize piyasa süreci var. Biz bu organize piyasa sürecindeki aktiviteleri otomatize ediyoruz. Belki birazcık burada RPA'ya benzer yanlarımız da var. Ama işin içine spesifik ticaret otomasyonu katıyoruz. Peki neden böyle bir ticaret otomasyonunu 20 yıl önce yapmadık da ya da başka birisi yapmadı şimdi böyle bir ihtiyaç doğuyor? Değil mi? Yani aslında 20 yıl önce de bir nevi dağıtım ve perakende faaliyeti vardı. Çünkü aslında bu ihtiyaç yeni yeni oluşuyor. Yenilenebilir dönüşümle birlikte başladı her şey. Ve perakende ve dağıtımın burada en çok etkilenen faaliyetler olmasının bir sebebi de özellikle küçük, yani dağıtık üretimin yavaş yavaş şebekenin tüm kılcal damarlarına bağlanmasıyla birlikte ve şebekedeki bu bağlanan yeni tesislerin sadece üretim faaliyeti değil, bazen batarya ya da bataryayı içeren elektrikli araç gibi aslında elektrifikasyonun artması. Yani daha önce işte örnek veriyorum, motorinle yaptığımız bir aktiviteyi artık elektrikle yapmaya başlamamız. Zamanla aslında bizim o TEİAŞ nezdinde düşündüğümüz dengeleme faaliyetinin daha lokalize olması, dağıtım şirketlerinin belki çok daha lokal ölçekte kompleks bir dengeleme faaliyeti yürütmesiyle birlikte bu işlerin anlamı artmaya başladı. Neden bunlar arttı? Çünkü yenilenebilir enerji kontrol edilebilen bir şey değil. Kontrol edilemediği için de çok kısa zamanlar içerisinde plan değiştirmeniz gerekiyor. Bu planların değişimiyle birlikte sizin elektriğinizin fazlası, ticari pozisyonunuzun fazlası ya da eksiği olabiliyor. Ticaret yapmanız gerekiyor gün içi piyasasında. Biz ne sağlıyoruz? Biz bu şirketlerin EPH dediğimiz organize piyasa yöneticisiyle ticari faaliyeti yürüten şirketlerin arasındaki köprü görevi gibi düşünebilirsiniz bizi. Şirketler bu tip ticari faaliyetlerini bizlere entegre ettikleri bir takım veri kaynaklarını besleyerek ticaretlerini gece gündüz 7/24 otomatize ediyorlar. Gecenin saat 2'sinde bizim yazılımımız sayesinde elektrik alabilir, satabilir. Yine aynı şekilde günlük bir takım faaliyetlerini bu şekilde otomatize edebilir. Bir de ikinci bir konu, az önce saydığım faaliyetlerden birisi de bence özellikle perakende ve dağıtım alanından bahsettiğim için özellikle vurgulamak istiyorum. Ben yakın gelecekte büyük dönüşüm olacağını inanıyorum. Çünkü perakende müşterisi olan büyük tüketicilerin artık çok hızlı bir şekilde kendi üretim tesislerini, hatta ya kendi çatı sistemlerini ya da başka bir dağıtım alanındaki bir arsa üzerinde diyelim üretim tesisi kurarak netleştirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Yani aggregator business'ının başladığını biliyoruz. Bunun yanı sıra bu tüketicilerin hepsi batarya kurmaya başlayacak. Ve bir noktada aslında dağıtım şirketleri ya da perakende şirketlerin niteliğine göre değişir. Benim az önce bahsettiğim bir üretim şirketinin bütün ticari faaliyetlerini yapmaya başlayacak. Yani aslında bu şirketler sahip oldukları perakende aktivitelerin üstüne bir de üretim yönetimi aktivitesi yapmaya başlayacaklar. Bunların da çok kısa zamanda karar verilmesi için bir insanın takip edemeyeceği kadar fazla yoğun verinin, çok kısa zamanda değişen fazla yoğun veri olmasından dolayı da mutlaka bir dijital platform gerekiyor. Benim de genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Bey, Tunak Bey, bu konuda sizin bir yorumunuz var mı? Ve sizden dinleyelim. Herkese merhabalar. Ben çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir organizasyona konuşmacı olarak davet ettiğiniz için. Tabii kendimden bahsetmek gerekirse NAS sistem basitörüyüm ben. Biz de yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir özellikle dağıtım tarafında faaliyet gösteren bir firmayız. Neler yapıyoruz dersek aslında bu IoT ve akıllı şebekelerin başlangıç noktası diyebileceğimiz otor sistemlerini Türkiye'de ilk kuran ve bugün de lider olarak türlü konumdayız. Bir dağıtım şirketini ele aldığımız zaman aslında veri hacminin rahatlıkla söyleyebilirim ki yüzde şu anki haliyle 50'den fazlasını belki generate eden sistemler bunlar. Tabii bu verilerin işte okunması, toplanması ve yavaş yavaş büyüyen de bir sektör olmasından dolayı standarta ulaşmamız da henüz daha tamamlanamadı. Böyle bir sorunları da ele aldığımızda bayağı çetrefilli bir süreçti. Ama gelinen noktada hani bilgi şu ana kadar da hep böyledir. Aslında bir sonraki yıl, bir önceki yılı neredeyse ikiye katlayarak ilerler vaziyette know-how anlamında da. Bunu da çok fazla görüyoruz. Bunu gerek yürüttüğümüz veri analizi çalışmalarında, gerek elde ettiğimiz sonuçlarda sektörlere paylaşıyoruz. Tabii şimdi ben biraz da olaylara şöyle bakıyorum. Sektörün dijitalleşmesinde evet işte yapay zekalar, veri analitikleri, makine öğrenmeleri bunlar havada uçuşan şeyler. Ve fazlasıyla zaten yapılır vaziyette. Ama elektrik şebekesinde bir de şöyle bir gerçek var.
fiziksel bir gerçek var. Yani bir coğrafik olarak büyükçe bir sahadan bahsediyoruz. Gerek bu çevreyi işleten idarecilerden ya da gerek de vatandaş açısından da tehlike arz eden, yani insan sağlığını İSG'ye dokunan taraflardan bahsediyoruz. Bunu işletmede muazzam bir fiziksel güçlük var ortada. Şimdi biz geçen 10 yılda, yani özelleşmeden bu tarafa baktığımız zaman, geçen 10 yılda şebekenin tabii ki tamamını izlenebilir kılmak mümkün değil. Çünkü milyonlarca noktadan, milyonlarca atlama noktaları, geçim noktalarından bahsediyoruz. Ama haydi yüksek oranda ana alter diyebileceğimiz noktaları izleyebilir durumdayız. Bana göre buradaki iletişim altyapımız yetersiz. Bunun artırılması lazım. Hala şebekede 2G ile veri almaya çalışılan noktalar var. Bunu dijitalleşme adına buralardaki iletişim altyapısının artması lazım. İşte biraz daha aslında real time, yani yakın gerçek zamanlı iletişimi yakaladığımızda aslında bu fiziksel şebekenin gelişmesi gereken nokta Çağdaş Bey'de değindi. Bir dijitalitik çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili bizlerin de yürüttüğü uçak destekli projeler var. Globalde de daha çok yeni olan bir konu. Farklı sektörlerde başarıyla uygulanan, yani fiziksel bir gerçeğin aslında sanal ortamda simüle edilebildiği ve az önce yine sektörden arkadaşlar değindiler. Genelde hep arıza operasyonları, batıl operasyonları birazcık daha proaktif operasyonlar olmaktan uzak oluyor. Yani bir arıza olduğunda bunun giderilmesi aslında nedir? Tabii ki çalışmalar var bunları biraz daha önleyici, kestirici seviyeye getirmek. Ama bu dijitalitik çalışmalarıyla aslında bir nevi bir simülasyon ortamı generate edilebilir. Ve son gelinen bu maslarla ve IoT sayılarının artmasıyla aslında bunun yapılmasına uygun bir ortam tesis eder durumdayız. Tabii şeylerden de bahsettiler. Bu da dijitalitikte çok etki edecek bir şey. Bizim alışa geldiğimiz senelerdir belki yürüyen şebekeye şu an çok farklı etmenler dahil ediyorlar. İşte elektrikli şarj üniteleri, depolama üniteleri, dağıtık üretimler vesaire gibi. Bunların infeksiyonun aslında dönüştüğü arızayı önlemektense bunların şebekeye dahil edilmezden önce sanal ortamda simüle edilebildiği dijitalitiklerin aslında hayata geçmesi önem arz edecektir. Tabii son değinmek istediğim bir konu da bunu böyle bütün bir şebeke seviyesinde handle etmek de muazzam bir süreç. Yine tren mümkün nokta olan bu mikro şebekelerdir. Ben çok yakın gelecekte hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Özellikle bireysel kullanıcıların çatılarına taktığı yesleri de göz önüne alacak olursak, yani tamamı büyük bir dağıtım şirketinin tamamında bir şebeke yönetimi yapılmaktansa daha lokal şebeke yönetimlerinin yapıldığı, arz talep dengesinin lokal olarak tesis edildiği mikrogridlerin tüm gelecekte hayatımıza gireceği ve bununla ilgili çalışmalar yapacağını düşünüyoruz. Bu alanda da bizlerin çalışmaları bulunmaktadır aktif olarak. Diyeceklerim bu kadar. Ben tekrardan teşekkür ediyorum değerli dağıtım şirketleri ve para kendilerine ve tabii ki Edip Erdoğan'a. Biz teşekkür ederiz. Ben son sorumu yine ürün sahiplerine yöneltmek istiyorum. Hızla değişen bu sektörde etkili olmak için nasıl bir yol izliyorsunuz? Sektör için planınızda olan yeni gelişmeler var mıdır? Varsa bunlar hakkında kısaca bize bilgi verebilir misiniz? Önder Bey, sizinle başlayabiliriz. Tabii ki, çok teşekkür ederim soru için. Tabii bizim en büyük bilgi kaynağımız dünyadaki diğer uygulamalar, doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü biz Smart Pulse olarak şu anda Türkiye dışında 4 farklı ülkede aktif, şu anda verdiğimiz hizmetlere benzer hizmet verdiğimiz müşterimiz var. Ve burada aslında güzel bir know-how getiriyoruz. Ve bizim gördüğümüz bu elektrik sektörünün dönüşümü konusu şu anda bizimki çok sıkı bir gündem. Yani acaba nereye gidecek, nasıl ürünler geliştirmeliyiz? Bizim için çok kritik bir şey bu. Ve gördüğümüz en önemli şey, herkesin de dilinde olan tabii ki, fakat ne zaman olacağı sürekli konuşulan, bir tüketicinin daha akıllı hale getirilmesi elektrik tüketimi açısından. Bu konu, biliyoruz ki elektrik kavramının yeniden tasarlanmasını gerektirecek kadar, elektrik ticareti kavramının önemli bir kavram. Çünkü o tüketici hem bir üretici haline gelecek, hem bir batarya ile birlikte kontrol edilebilen, yani esnekliğe sahip bir aset haline gelecek, hem de sahip olduğu çok sayıda elektrik tüketim aracını ne zamanda kullanacağını belirleyen bir akıllı tüketim noktası haline gelecek. Dolayısıyla biz aslında şu anda çok üst seviyede elektrik üretim tesislerine sunduğumuz hizmetlerin ve perakende şirketlerine sunduğumuz hizmetlerin zamanla bu seviyeye ineceğini, tüketici seviye çok uzun olmayan bir süreçte buna dönüşeceğini düşünüyoruz. Fakat ilk etapta bu tarz tesisleri kuran bu tüketicilerin bu operasyonunu perakende şirketlerine yöneteceğini düşünüyorum ben. Ve biz de Smart Pass olarak perakende şirketlerine bu lisanssız olarak kurulmuş tesislerin yönetilmesiyle alakalı çözümler
sunmayı hedefliyoruz. Özellikle bataryayla bütünleşik olan olarak kurulacak olan bu lisanssız tesislerin. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bir anda yakın gelecekte çok sayıda lisanssız batarya artı güneş olacak. Batarya artı güneşler bir sonraki aşamada bunlar daha mesken seviyesine inecek. Ama onlar için de bir takım mevzuatsal gelişmelere ihtiyacımız var. İşte fiyatların biraz daha serbest piyasa koşullarına belirlendiği bir yapıya ihtiyacımız var. Profillemeden tutun vesaire. Onları şu anda söylemiyorum. Çok belki uzun vardı ama bizim gördüğümüz yol haritasında bu adımlar var. Lisanssız üreticilerin çok artması, bunların perakende şirketleri üzerine önemli büyük haline gelmesi hem ticari anlamda hem de operasyonel anlamda. Sonrasında bunun bireysel tüketim noktalarına kadar inmesi. Daha sonra da kuvvetle muhtemel böyle olacağını inanıyorum. Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'ın zamanında işlettiği pazar yeri gibi bir pazar yeri işletmesi. Yani dağıtım şirketleri bir noktada, bir bölgede bir pazar yeri işletmeye başlayacak. Ama bu işlettiği pazar yerleri birazcık da esnekliğin ticaret yapıldığı, fazla ne eksiğin kendisi lokal olarak giderildiği pazar yerleri olacak. Bizim öngörümüz bu şekilde piyasanın dönüşümü ve dijitalleşmeye olan ihtiyaçla ilgili. Tuğlak Bey, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir realite var. Evet, böyle futuristik çok fazla şey konuşuyoruz ama bir de ortalıkta aslında regülasyonlar, sahanın gerçeği, yapılması gereken şeyler gibi çok çileli bir tablo var aslında dağıtım parakende şirketlerinde. Yani bizim yıllardır tecrübemiz hep şu oldu. Bu hani 80'e 20 paradoksları vardır ya, aslında zamanın %80'i çok asılsız bir %10-15'lik kısımlara sürekli harcanıyor. Bu da tabii ki regülasyonların hep devlet tarafından incremental bir şekilde gelmesinden kaynaklanıyor. Yani hep var olan bir şeyin üstlerine koyarak bir süre sonra çok karmaşık akışlar aslında ortaya çıkmaya başlıyor. Son birkaç yıldır, 2-3 yıldır diyelim, Elder'in de büyük öncülüğüyle bu toplu 21 dağıtım şirketinin ortak olduğu ve sektör paydaşlarını bizleri de dahil ettikleri bir takım regülasyon kararları, toplantıları, ARGE projeleri, süreçleri yapılıyor. Ben bunları çok değerli buluyorum. Çünkü sonuçta çıkan şeyleri bizler implement etmeye çalışıyoruz. Ve oralarda aslında bir grup yetkin insan, yani ki fazlasıyla var Türkiye'de, bir araya geldiklerinde regülasyona girebilecek şeylerin daha sürdürülebilir olması sağlanabiliyor. Bu yerli enerji girişimi bunların en büyüğü bence bakıldığında. Çünkü şu an konvansiyonel kullanılan sistemlerin tamamı aslında bundan 10 yıllar önce kurulmuş ve regülasyonlarla sürekli tabiri caizse yamalanarak ilerlenmiş sistemler. Bunların tekrardan sağlıklı bir kafayla ele alınıp daha sürdürülebilir. Bu gelecekte işte Önder Bey'in bahsettiği veya regülatif olarak gelen MAS'la farklı konularla büyüyecek olan dünya öncesinde tekrardan dizayn edilmesi çok yerinde bir harekettir. Bunun da çok aktif bir paydaşı olmaktan onur duyuyoruz. Ve elimizden gelenin en iyisini her zaman yapmaya devam edelim. Teşekkür ederiz. Sektör dinamiklerini ve kullanılan ürünleri dinlediğimiz çok keyifli bir oturum oldu. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.